Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok hoş çok güzel bir bebek battaniyesi modeli anlatacağım. Hazır bebek battaniyesi modelinden çıkardım. Çok tatlı, çok şirin. Böyle serpiştirilmiş yağmur damlası şeklinde duruyor. Bebek kıyafetlerine de çok hoş çok güzel olur diye düşünüyorum. Ben sizinle birlikte pembe ile çalışacağım. Bir de büyük bir parça da gri ile çalışacağım. Siz kalın kalın şişlerle bebek battaniyesi örmek isterseniz muhteşem olur diye düşünüyorum. Evet, hazırsanız şöyle modelden de sayı olarak bahsedeyim arkadaşlar. 4 ilmek ve katları olarak başlarsınız. Artı 3 ilmek fazla atacaksınız. Başta ve sonda kaç ilmek olmasını istiyorsanız da o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Evet, şöyle ipimi alayım. Evet, 3 desen çalışacağım. Çaprazlama bir model olduğu için bir üst sırada 2 desen olacak. Şöyle 17 ilmek attım arkadaşlar. Bakın 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 tane ilmek attım. Şöyle çeviriyorum. İlk sıra kolaylık olsun diye bir sıra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, bu şekilde düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, düz örerek sırayı tamamladım, çevirdim, ön yüzeyim. Modelin birinci sırası. İp kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi, kenar ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3. Sıradaki ilmeğe giriyorum. İlmek alıyorum. Doluyorum. Tekrar girip ilmek alıyorum. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkardık. Bu şekilde. 3 tane ters. 1 2 3. Sıradaki ilmeğe girip 3 ilmek çıkartacağım. Girdim, ilmek aldım, doladım. Girdim, ilmek aldım. Ve sol şimdiden ilmeğimi bırakıyorum. 3 tane ters. İlk sıramız bu şekilde ilerliyor. 1 2 3. Sıradaki ilmeğe girdim, ilmek aldım, doladım, tekrar girdim, ilmek aldım, 3 oldu. 3 ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelin birinci sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim, arka yüzde modelin ikinci sırasındayız. İpi kendime doğru aldım, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Karşımda 3 düz ilmeğim var, düz örüyorum. 1 2 3. O bir ilmekten 3 ilmek çıkardık. Onları ters örüyorum. 1 2 3 tane ters ördüm. Karşımda 3 düz ilmek var, düz örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Onları ters örüyorum. 1 2 3. 3 tane düz. 3 tane ters. 3 tane düz. Kenar ilmeği ile düz örüp sırayı modelin ikinci sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Ön yüzdeyim, modelin üçüncü sırası. Bu sırada hiçbir işlem yok, gördüğümüz gibi öreceğiz. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Karşımda 3 ters ilmeğim var. 1 2 3. 3 tane düz ilmeğim var, düz örüyorum. Üçüncü sırasında gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 ters. Tersleri ters, düzleri düz. 3 tane düz. 3 tane ters. 3 tane düz. 3 tane ters. Kenar ilmek. Üçüncü sırayı tamamlamış olduk. Çevirdim, arka yüz modelin dördüncü sırası. Yine gördüğüm gibi öreceğim. İpi kendime doğru aldım, ilk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Düzleri düz, tersleri ters. 3 düzümü örüyorum. 3 tersim var, ters örüyorum. 3 düz. 3 ters. 3 tane düz. 3 tane ters. 3 düz. Kenar ilmeği de düz örüp
Modelin dördüncü sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Beşinci sıradayız. Damla şeklini vereceğiz. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Üç tane tersimi örüyorum. Bu üç tersleri dilerseniz böyle çok sıkı derseniz arkadaşlar desenler 5 ters de koyabilirsiniz aralarına. O şekilde de video çekebiliriz. Evet, 3 tersten sonra karşında 3 düz ilmek var. Şöyle ilk ikisini örmeden sağ şişimi aldım. Arkadan baştakini sol şişime geçiriyorum. Sağ şişimi yavaşça çektim. Ortadaki ilmeği sol şişime aktardım ve bu 3 düz ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Evet. 3 tane ilmek çıkarmıştık. Geri tek ilmeği düşürdük. Gördüğünüz gibi. 3 tane ters. Yine karşımda 3 düz ilmeğim var. İlk ikisini örmeden sağ şişimi aldım. Baştakini arkadan sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çektim. Ortadaki ilmeği alıp sol şişime aktardım ve üçünü bir düz olarak örüyorum. 3 tane ters. Yine aynı işlemi yapacağım. İlk iki ilmeği örmeden aldım. Baştaki ilmeği sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekip ortadaki ilmeği başa alıyorum ve üçünü bir düz olarak örüyorum. Beşinci sırada bu şekilde. 3 ters. Kenar ilmek. Evet, arka yüzde gördüğünüz gibi öreceğiz yine. Kenar ilmekten sonra 3 tane düz, 1 tane ters, 3 tane düz, 1 ters, 3 düz, 1 ters, 3 tane düz. Evet, kenar ilmek. Çevirdim. Bir desenimizi tamamlamış olduk. Şimdi dediğim gibi çaprazlama ilerleyen bir model. Şu buralara model girmeyeceği için şöyle iki model arasına şu üç tersim var. Ortadakine model koyacağız. Kenar ilmekten sonra ters örüyorum. 1 2 3 ters. İlk başlarken 3 ters örüp model kurmuştuk. Şimdi 3 tersten sonra 2 ters daha örüyorum. 4 5. Kenardan sonra 5 ters ördüm. Sıradakine bakın tam ortadaki ilmeğe girip 3 ilmek çıkarıyorum. Evet, 3 ilmek çıkardım. 3 ters. Bu düz ilmeğim de tersi döndü. 3 tersten sonra ortadaki ilmeğe girip 3 ilmek çıkartıyorum. 1 2 girdim, ilmek aldım 3. Sonra ters örerek ilerliyorum. Son kenar ilmeğimi de düz örüp modelin birinci sırasını tamamlamış oldum. Aynı buradaki işlemin aynısı bundan sonra. Sadece yerleri kaydı. Arka yüzde yani ikinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Kenar ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane düzüm var. 5 tane düzüm ördüm. O bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım. Onları ters örüyorum. 3 tane düz, 3 tane ters. Çıkardığımız ilmekler ters. 3 tane düz. 3 düz, 3 ters olması lazım. Burası kenar olduğu için 5 tane ters oluyor. Ay, 5 tane düz, pardon. Çevirdim. Modelin 3. sırası. 3 ve 4. sırada hiçbir işlem yok. Gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmek. Ters örerek ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kenar ilmekten sonra 5 ters ördüm. 3 düz. 3 ters. 3 düz. 5 ters. Kenar ilmek. Evet, arka yüzden de gördüğümüz gibi örelim arkadaşlar. Evet, arka yüzde ördüm. Dördüncü sırayı tamamlamış olduk. Şimdi beşinci sırada artık damlalarımızı kapatacağız. Kenar ilmeği örmeden aldım. 5 tersimi örüyorum. 1,
2, 3, 4, 5. 3 düz ilmeğim var. İlk ikisini örmeden sağ şişimi aldım. Baştakini sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekip ortadakini başa alıyorum. Ve üçünü bir düz olarak örüyorum. 3 ters. Yine 3 düz ilmeğim var. İlk ikisini yerini değiştiriyorum. Ortadakini önden başa alıyorum. Ve üçünü bir düz olarak örüyorum. Artırdığımız ilmekleri kesmiş olduk, eksiltmiş olduk. 5 ters. Kenar ilmek. Arkadan yine gördüğüm gibi öreceğim. 3 tersim 1'e düştü. Kenar ilmek. 5 tane düz. 1 ters. 3 düz. 1 ters. 5 tane düz kenar olduğu için. Son kenar ilmeği de düz örüp sırayı tamamladık. 6. sırayı tamamladık. Çevirdik. Burada ilk desen sırasında ne yaptıysak artık aynı işlemi yapacağız. 3 tane desenimiz olacak. Buraya, buraya ve buraya. Tekrar göstermek istiyorum. Kenar ilmek. İlk desen sırasında birinci sırada ne yaptıysak. Kenardan sonra 3 tane ters örüyorum. 2, 3. Sıradaki ilmeğe girip 3 tane ilmek çıkartıyorum. Girdim. İlmeği aldım, doladım. Tekrar girdim, ilmeği aldım. Sol şimdiden ilmeği bıraktım. 3 tane ters. Bakın tam ortadaki ilmeğe denk geliyor. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Sonra 3 tane ters. Sıradaki ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 3 ters. Birinci sırada, birinci desenin birinci sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yaptık. Arkada da ikinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok kibar. Dediğim gibi aralarda 5 ters de olabilir. Daha seyrek olur damlalar. Böyle. Çok hoş, çok güzel. Şöyle size arkasını göstereyim. Gri iple denedim. Onu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle benim gördüğüm model gri ve beyaz kremdi sanırım. Çok hoştu. Şöyle yere sereyim. Böyle. Burada kenarlara 3 tane haroşa koydum. Başta da 3 sıra. Hatta 4 sıra haroşa örmüşüm. Böyle bu şekilde çalışılabilir. Bebek battaniyesi, bebek yeleği, süveter. Kız çocuklarına bere de olabilir. Harika olur. Arkası da bu şekilde battaniye örünce arkası da bu şekilde olacak. Sorun olmaz yani bu şekilde. Astarlamadan kullanabilirsiniz. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Bu arada pembe daha güzel oldu sanki. Gösterdi kendini. Eğer ki abone değilseniz, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Abonelik ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil de ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.